Biz orada çok sevildik. Biz orada 9 tane Lübnanlı'nın kurtarılmasına aracı olan şahıslardık. Devletimiz de bunu sağlayan devletti. Sayemizde birçok insan özgürlüğüne kavuştu ve maalesef diyeceğim bu insanların hepsi de Müslümandı. Bu insanların hepsi de Müslümandı. En çok acı veren konu da bana bu. Ben herhangi bir şekilde din ayrımı yapmak istemiyorum. Ancak herhalde bir Müslümanın bir Müslümana verdiği en büyük acıyı birbirimize veriyoruz. Bu da beni çok fazla üzüyor. O yüzden bütün söylemlerimde Lübnan halkı ile herhangi bir sorumuzun olmadığını, onlarla kardeş olduğumuzu, bundan sonra da kardeşçe kalacağımızı her seferinde yüksek sesle vurguluyorum. Bu bizim için çok önemli. Uykusuz ve yorgunum. Henüz kendime gelemedim. Sizlerden lütfen biraz müsaade istiyorum. Biraz zaman istiyorum. Ailemle ve çocuklarımla birlikte paylaşmak istiyorum. Küçük Murat'ı tanıdınız. 3 gündür arabaları önüme yığıyor. Oynayamıyoruz. Ben onunla oynamak istiyorum. Eşimle tatile gitmek istiyorum. Olmam gereken yerde olmak istiyorum. İşime başlamak istiyorum. Mesleğimi yapmak istiyorum. Ama sizden de rica ediyorum. Lütfen Lübnan'da basının onlara kahramanmış gibi davrandığı gibi davranmayın ama lütfen olması gerektiği gibi davranın. Orada televizyondaki yayınlarda biz yarım yamalak Arapçamızla öğrendiğimiz Arapçayla ne demek istediklerini anlamıştık. Teyit etmek için Arapça bilenlere sorduk. Tercüme ettiler. Son gün beraber kutladılar dönüşlerini, hem ailelerine kavuşacaklarını ve kaptanların evine dönüşünü. Bunu söylemiş olsaydınız inanın çok çok mutlu olurduk. Ama bunu her gün orada kutlama yapıyormuş gibi söylemiş olmanız beni üzmedi, açık konuşuyorum. Ama babamı üzdü. Beni üzemezsiniz. Ben cehennemden geldim. Beni hiç kimse üzemez.